Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Nedense son 2 gündür erken seçimi konuşuyoruz. Hem bu programda hem de Türkiye genelinde siyasette erken seçim konuşuluyor. Şimdi tabii daha önce bazı iddialar ortaya atıldı. Bazı kulis bilgileri ortaya atıldı. Bu iddialardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir yerde erken seçim kararı aldırmak ya da erken seçim çağrısı yapmak. Biliyorsunuz Türkiye'de neredeyse son 20 yıla damgasını vuran isim, erken seçimler konusunda damgasını vuran isim Devlet Bahçeli. Yani erken seçim kendisinden sorulur. Bu konuda da bir çağrı yapmak için, yine bir erken seçim çağrısı yapmak için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini bekliyor diye bir takım bilgiler ortaya çıktı. Öte yandan uzun zamandır konuşulan bir başka bilgi, bu ekonomiyle bu kışı geçirmek, kaldı ki Haziran'a, bir sonraki yılın Haziran'ında bir seçim ekonomisi uygulamak hiç de mümkün değil. O yüzden iktidar bu kışa girmeden ya da bu kışın hemen başında bir erken seçim planlıyor diye bazı iddialar da ortaya atıldı. Tam da bugünlerde dikkat çekicidir ki bir başka iddia ortaya atıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasının açıldığı ya da bazı noktalarda anlaşmazlıklar yaşandığına dair bir iddia dolaşıyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı içerisinde de bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandı. Bu anlaşmazlıkların da hali hazırda liderlere iletildiği belirtiliyor. Neydi bu anlaşmazlıklar diye sorduğumuzda gelen ilk anlaşmazlıklardan biri, MHP artık sadece fedakarlık değil aynı zamanda mükafat bekliyor diye. Yani MHP uzun zamandır Cumhur İttifakı'nı ayakta tutan, malum çoğunlukta olmadığı mecliste iktidarı ayakta tutan, başkanlık sisteminin geçmesini sağlayan ve daha nice katkıları olan AKP'ye nice katkıları olan MHP, tabi Bahçeli'nin atanmasına etkili olduğu bakanlar olsa da doğrudan doğruya artık belki de ilerleyen dönemlerde ortak bir hükümet istediğini, yani bakanların olduğu, hatta gerekirse Devlet Bahçeli'nin de ya kabinede ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konumunda olduğuna istediğine dair bazı iddialar var. Tabii bunların kimisi spekülatif, kimisi gerçekçi iddialar. Bu ayrı bir tartışma konusu. Öte yandan küçük tali tartışmaların olduğu da belirtiliyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dijital Mecralar Komisyonu'ndan geçen, Adalet Komisyonu'na gönderilen bir yasa teklifi var. Bu yasa teklifi sosyal medya yasası, sansür yasası olarak da adlandırılıyor. Tırnak içerisinde dezenformasyona hapis cezası getirileceğine dair bazı hükümler içeriyor. Yine basına yönelik de bazı açıkçası karartma uygulamaları da içeriyor. Tam da bu noktada geçtiğimiz günlerde Dijital Mecralar Komisyonu'nda gerçekleştirilen görüşmelerde MHP'den değil ama AKP'den, ki bu yasa teklifinin ortak imzacıları hem MHP'liler hem AKP'liler, AKP'lilerden yumuşama sinyalleri gelmişti. İddia o ki MHP'li imza sahipleri bu konuda duydukları rahatsızlığı partilerinin lideri Bahçeli'ye iletmişler. Biz zaten bu kadarını bile beklemiyorduk. Yeterince yumuşatıldı. Şimdi yeni yumuşatma sinyalleri veriliyor diye de bir şikayet iletmiş gibi görünüyorlar. Ve bunun da huzursuzluğu yaşanıyor. En nihayetinde nitekim tam da bu iddiaların dolaştığı günlerde MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştu. Mükafatlandırılacaktır dedi. Cumhur bizi mükafatlandıracaktır dedi. Elbette ki buradaki cumhuru halk manasında kullanmış olsa da ittifak isminin de bu olduğunu belirtmekte fayda var. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ey Kılıçdaroğlu, sen de çık adaylığını açıkla dedi. Grup toplantısını bitirdi. Birkaç saat sonra da sarayda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Şimdi kulislere yansıtılan bilgilerde neler konuşulduğu belli. Suriye harekat, NATO krizi, tarım ürünleri, Ukrayna'da bekleyen tarım ürünleri, 2023 seçim stratejisi diye yansıtıldı. Ama işin perde arkasında başka şeylerin konuşulduğu da belirtiliyor. En nihayetinde geldiğimizde bütün işaretler nedense Ankara'da son günlerde Kasım ayının başlarında ya da ortasında bir erken seçim olabileceği ya da en geç kış aylarının başlarında iktidarın seçime gitmek istediği, MHP lideri Bahçeli'nin ise belli başlı şartlarını öne sürdüğü, bu şartlardan birinin az önce bahsettiğimiz gibi kabinede artık MHP'lilerin de yer alması gibi bazı şartlar var. Ama erken seçimin ilanı içinde bir şartı var. Önce adaylarını açıklasınlar diye
bir şart koşulmuş durumda MHP lideri Bahçeli tarafından. İddialar o yönde. Ve nitekim bundan dolayıdır ki son günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu üzerinde ciddi şekilde, yiğitsen, erkeksen, tabi bunları tabiri caizse onların ağzından aktararak söylüyoruz, çık adaylığını açıkla, hadi kapışalım dercesine bir takım çıkışlar olduğunu da görüyoruz. Yani ilginçtir ki ekonomi konusunda artık ciddi bir çekince yaşayan iktidar erken seçime gitmek istiyor ama ortağı yok, öyle kolay olmaz, benim de bazı şartlarım var diyor. Ve nitekim dünkü görüşmenin ipuçları arasında da bir erken seçim pazarlığı var iddiaları en çok konuşulan konular arasında. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.